Sevgili dostlar, şu an İzmir Boz Show Fuarı'ndayız ve DFN yatçılıktayız. Zoka 670 teknesinin yanındayız ve Üstün abimiz yanımızda. Abi hayırlı kolay gelsin. Teşekkürler. Şimdi burada 670 Zoka tekneniz var. Üstün abimiz bize teknenin özelliklerini anlatacak. Abi ben şöyle kamerayı sana çevireyim ve siz başlayın. Buyurun. Tekne yarı deplasman segmentinde 670 boy dinlence hariç 2,5 metre ene sahip teknemiz. Yani keyifçi kıyı, fisher, çeşitli adlarla adlandırılan bir segmentte. Bu segmentte zaten Ege bölgesinde çok model var. Çok bildiğiniz markalar da var. Biz de 3 senedir üretiyoruz, 2 senedir satıştayız. Çok şükür iyi de gidiyor. Her geçen sene üzerine koyarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Zaten takip edenler de bu fuarda da söylüyorlar. Teknemizde bu sene eklediğimiz bu ön güneşlenme mindermüsüne yeni bir güneşlik ekledik. Talep görüyordu. Gayet de başarılı oldu. Bu seneki yeniliğimiz bu mesela. Bu şeylerin camların kenarına çıtalarımızı ekledik. Kozmetik olarak daha güzel görünüyor. Teknemizde bizim kendi adımıza söylediğimiz sloganımız mühim olan işlevi. Biz bu sektörde denizciliğine güvendiğiniz bir teknede benim mesela satış yaparken söylediğim kelime şudur. Tekneyi alırken bir kere dışarıdan bakıyorsun, sonra içindesiniz. İçinde evet. İstediğiniz özellik, konfor ya da rahatlığınıza dayanacak istediğiniz şey neyse onlara bakmanız gerektiğini söylüyoruz. Bu mesela bizim tam donanım plus dediğimiz donanıma sahip bir tekne. Yani suni tip döşemesinden webastosuna, ön güneşlenme mindirine, elektrikli ırgatına, hemen hemen elektrikli tuvaletine, 90 litre marin buzdolabına kadar her şeyi içinde barındırıyor. En olarak ne kadar abi? 2,5 metre en var. Peki dıştan takma motorlu görüyorum şu an bunu. Aynı tekne modelinin içten takma motorlusunu yapabiliyor musunuz? Yok, yapmıyoruz. Sadece tek model mi? Evet. Tek biz, model. Omurgayı yapısında aslında onu yapabileceğimiz yapı var. Biz onu maça diyoruz. Onu da kapatıp sadece dıştan takmaya döndük. İçten takmanın tabii keyfi ve şeyi çok farklı. Şuradan içine doğru da gidelim isterseniz. İçten takmada, şöyle göstereyim. Zaten bu boyda bir teknede havuzluk dediğimiz alanın hacmi belli. Bunu maksimum alanda bizim dediğim gibi mühim olan işleri dediğimiz için orayı kullanmak gerekir. O alanı öldürüyoruz. Mecbur dışarı çıktığı için masa şeklinde vesaire kullanıyoruz ama yani geçiş alanı vesaire her türlü açıdan öldürüyoruz. Şu anki ekonomik koşullarda dizelle benzinli arasındaki fark da bitti. Hatta dizel evet. Daha pahalı. Dıştan takma motorla 15-16, yüzlük motorla 22 natı görebiliyorsunuz. O içten takma zaten koyabileceğiniz motor en fazla 40 beygir. Göreceğiniz hız 7 mil falan. 7 mil ile bu motor da aynı yakıt tüketiyor. Aynen, istediğiniz hızla ayarlayabiliyorsunuz. Aynen. Peki minimum motor ve maksimum motor ne takılabilir abi? 50 beygir ve 100 beygir arası motor takılıyor. 50 ile 100 beygir arası. Bizim stabilize raporumuzun verdiği şey bu. Ekonomik açıdan bakılırsa 60 beygir genelde tercih ediliyor. 70'e geçtiğimizde 1500 cc'ye çıkıyoruz. Evet. O zaman 70 beygir öneriyoruz. Tam performansı onda yapabiliriz. Gelin içeri geçelim. Bu arada bu kara düşünen arkadaş da son evet, az arada... önce teknesini alan, kararını veren evet. Yunus Bey. Yunus Bey de tekneyi aldı. Hayırlı olsun abi. Olun, şimdi en beğendiğin yönlerini sorabilir miyim? Teknenin mesela vurucu özelliği, şurası benim çok hoşuma gitti dediğiniz bir yer var mı? Vallahi gördüğünüz gibi çok ferah bir tekne. Evet. Bir defa denizci dostu. Kullanımı da çok rahat. Dengesi çok keyifli. Buradan ayrıca... önce bir deneme seyri yaptık. Bir teslimata beraber gittik. Evet. Orada kararını verdi zaten. Tamam. Oradan denizciliğini de biliyor. Yani ailecek çok keyifli bir vakit geçirebileceğiniz bir tekne. Bir defa şeyi de çok rahat. Kamera. Şeyle kamerası da evet. Çok rahat. Ben onlar zaten çekimlerini yaptım. Biz konuşurken aynen. Onlar arkada girecek ekrana. Dediğim gibi yani dengesi çok rahat. Çok rahat bir şekilde denize giriş çıkışınız çok keyifli. Evet. Bir defa güvende hissediyorsunuz zaten denizde. Bunun için herkesi bekleriz. Peki eleştireceğim bir nokta var mı abi?
Şimdi hazır burada Üstün abimiz de varken en azından bir şey olabilir. Ya bir dahaki sefere yapılsaydı şöyle olabilir diyebileceğiniz bir yer var mı mesela? Yani gözünüze yani çarpan bir şey. Eleştirebileceğimiz bir konu yok ama sadece ileride işte bir iki sene sonra biraz daha bir tık daha genişletebiliriz. Bir tık daha genişletilebilir diyorsunuz. Ama yine de oldukça çok geniş bir havuzluk var. Yani şöyle bakıyorum. Çok geniş, rahat bir havuzluk var. Motor alanı ile beraber yani buna rağmen. Cihazının çok rahat katılabileceği bir tezgah, ilave tezgah olarak. İlave tezgah. Abi buraya böyle masa koyma yeri var mı? Bu müşterimiz daha çok balık için istediği için masa istemedi. Normalde bizim tam donanım plus paketimizde o da var. Yani bu teknede normalde olması gerekeni istemedi. Anladım. Müşterimiz. Açılan, sökülebilen. Umarım bir yani mobilyayla birebir aynı. Daha geniş bir alan istedi balık tutmak için diyorsun. Yani buradan çıkayım, oraya gideyim, buraya gideyim. Anladım. Dedi. O da buranda da takılabiliyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şöyle etrafı göstereyim. Sadece Sambrella Plus baştan ve Marin tek sağlayıcıyla çalışıyoruz. Kendimiz yapmaya ya da daha ucuza hiç gitmiyoruz. Bu sürekli güneş görecek ve sürekli sizi ya dert olacak ya çözüm olacak bir donanımdır. Sağlam ve kaliteli olsun diyor. Sambrella Plus bu şeyin altın standardı. Peki abi şimdi Zoka 670 tekneyi tanıttık, inceledik. Size nasıl ulaşacaklar? Yeriniz nerede? İsterseniz şu bizim onların hepsini önemli. Gösterdim ben abi. Yani ben şunu söyleyeyim. Kapalı tuvaletimiz var ve ayrı lavabosu var. Bizim için önemli özelliklerden biri. Evet. Biz Urla'dayız. Urla'da Devlet Hastanesi Özbek ayrımı geçici ileride sağda bizim ana yerimiz. Güzelbahçe'de sanayide bir yerimiz var. Malsancak'ta da ofisimiz var. Telefon numarası da verirsen abi. 0532 direkt benimle iletişime geçiyorlar. Tamam. 532 686 93 91. Tamamdır. Ben onu ekranın altına da yazarım. Tamam. Tekneyle ilgili merak ettiğiniz, sormak istediğiniz veya görmek isterseniz Üstün Bey'e ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Abi çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Elinize emeğinize sağlık. Biz teşekkür ederiz. Abi size de tekrardan hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Bas bir daha. Evet. Haydi bir daha bas. Taksiz götür. Evet. Hayırlı olsun bakalım. Evet arkadaşlar. Görüşmek üzere şimdilik. Teşekkürler.